Merhabalar, Man Ne hatta. beraberiz. Bugün çağımızın hastalığı ertelemeyi konuşacağız. Birçok insan bundan muzdarip ama gerçekten ertelemenin ne olup, erteleme hastalığının ne olup olmadığını çok da bilmiyoruz. Nedir erteleme hastalığı? Ya erteleme hastalığı diye bir... bir, bir hastalık mıdır ya da? Önce? Hastalık değildir. Bir tutumdur aslında erteleme daha ziyade Ebru'cum. Şimdi tabii hepimiz erteleriz. Mutlak bir biçimde yani hayatımızın değişen alanlarında değişen ertelemeler yapıyoruz. Bunu hastalık değil de belki işlevi, hayat işlevini bozacak kadar ertelemek diyebiliriz. Şimdi son dönemde sosyal medyada gıcık kaptığım bir durum var benim. Bir sürü tutum ya da durum hastalık başlığı altında anlatılıyor. Hastalık bambaşka bir tablodur. Onu bir kenara koyacağız. Erteleme bir tutumdur. Senin ve benim de sanıyorum. Mesela ben kütüphanemi yerleştirmeyi Kabaca evimde bir revizyon yaptırdım. Bir aydır erteliyorum. Çok az erteleyen biriyim. Hatta kimi vakitte ertelememenin ortaya, hiç ertelememenin ortaya çıkardığı marazlar var. Anında yapılması taraftarı. O da daha az düşünerek yapılan işler olduğu için büyük bir kısmı bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi bazı insanlar daha çok ertelerler. Ve bazı hayat dönemleri daha fazla erteler. Misal kişilik özelliklerinden bağımsız bir biçimde neredeyse ergenler daima çok ertelerler. Onun öncelikleri farklıdır çünkü. Yani hani erteleme dediğimiz hikaye sıklıkla gündelik hayatı ve yapmamız gerekenleri içerir ve ergenler için kendi zihinsel, bedensel karmaşaları ve ilişkileri o kadar önceldir ki onlar onun dışındakileri önemsemez ve ertelerler. Bu bir hastalık değildir, bu bir durumdur. Bir de bazı kişilik özellikleri daha fazla erteler. Daha mükemmelliyetçi insanların bir kısmı hiç ertelemezken, her şeyi hemen yaparken bir kısmı da hep erteler. Çünkü mükemmelliyetçi insanların bazılarında o en iyi, en şahane ve en mükemmeli yapamayacağı kaygısı ve hatta bilgisi olduğu için, çünkü bu bilgidir aynı zamanda, bir vaktin en mükemmeli, öbür vaktin en mükemmeli olmayabilir. Yani siz eğer araba alırken önünüzdeki 20 yılın teknik, ve finansal ve konfor olarak en iyi arabasına sahip olduğunuzu düşünerek yol alacaksanız 2 yılda alabilirsiniz muhtemelen arabayı. Peki mükemmelliyetçilik bu ertelemenin nedenlerinden biri olarak söyleyebilir miyiz? Diğer evet, nedenlerinin evet. yanında. Evet evet. Yani aslında çok mükemmelliyetçi insanların altını çiziyorum. Mesela bu çok kontrast gelebilir kulağa. Çünkü mükemmelliyetçi insanların aynı zamanda bir kısmı da hiç ertelemezler. Yani Neyin düğmeye bastığı bastığıyla ilişkin? Obsesif kimlikler daha mükemmelliyetçidirler. Daha hedef odaklıdırlar aynı zamanda ve hedef odaklı olmak öne çıktığı vakit bu kimlikte hiç ertelemez. Marazlı düzeyde ertelemeyebilir hatta. Daha mükemmel olması öne çıktığında ise neredeyse hep er ertelemek zorunda zaten. Yani en mükemmel buzdolabına karar vermek iki günde olmaz. Bir ayda bile olmaz muhtemelen. Yani gündelik hayatla ilgili. Kararlarını sadece emtai değil, kararlarını da ertelemekle mükemmeller. Yani evlenirken de çok zorlanabilirler onlar. Şimdi o checklist, 287 madde var. Bunların hepsine check atılması gerekir. Şimdi obsesif insanlar erteleyebilirler. Kabul. Yanı sıra da çok zeki insanlar da ertelerler. Yani onların bir problem çözüş mahareti ve becerisi vardır daha hızlı yollar ve yöntemler sahiden bulabilirler. Etraflarını çok iyi kullanan insanlar olabilirler ve erteleyebilirler. Bakarsınız ve fakat onlar sıklıkla işlerini hallederler. Ertelerler ve yaparlar ya da erteledikleri işin artık yapmaya ihtiyacı da kalmayabilir. Evet, evet, yani o da bir formattır. Aslında bir çözüm şekilleri ve şemalleri vardır. Yumurta sıkışır. Yani bu bir klasiktir neredeyse. Ama bunu hani o çocukların ve gençlerin işte derslerini, Hı. ödevlerini, sınavlarını, çalışmalarını ertelemesine çok benzetmeyelim. Canımızın istemediği işleri yapmak istemediğimiz işleri zaten bir erteleme refleksimiz var. Biz erişkinleştikçe mecburiyetler yumağının içinde daha daraldığımız için canımızın istemediği işleri de yapan insanlarız. Tırnak içi kütüphane yerleştirmek. Fakat gençlik ve çocuklukta mecburiyetler isteklerin ve dürtülerin önüne geçemez. Bu bazen iyi bir şeydir aslında daha hakiki hayat akışıdır. Bazen iyi bir şey değildir. Zarar görürler. Bakın o dönem bunun çok iyi değerlendirileceği bir yer değil. Yani biz 12 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğa sen de erteleme hastalığı var demeyelim. Zaten kimseye demeyelim. Bir de pasif agresif tutumu olan insanlar ertelerler. Şimdi pasif agresif çok kullanıyoruz, çok önemsiyorum ben. Çünkü bence bizim coğrafyanın en yaygın iki tutumundan biri sadece kişilik özelliği olarak aksettirmiyorum pasif agresyonu. Pasif agresyon aynı zamanda bir tutum. Yani bir durum karşısındaki nasıl davrandığımız. Misal biri bize kızdı ya da biri bizden bir şey istiyor ve biz onu yapmak istemiyoruz. Şöyle bir tutum içinde olabiliriz. Ben sana diyebilirim ki Ebru'cum ben yani hani gelmek istemiyorum bu akşam. Bunu bu kadar dramatik de söyleyebilirim üstelik. <laughs> e, ee, ben bu akşam gelemeyeceğim Ebru diyebiliriz ve biz yola devam edebiliriz. Ya da ben gelmek istemiyorum ama bunu bir türlü de söyleyemiyorum. Geç kalabilirim misal. Gelebilirim surat asabilirim. Gelebilirim çok garip bir maraz çıkarabilirim. Gelebilirim, hiç mutlu olmayabilirim. Yani bütün opsiyonlara sahip. Eğer ben daha pasif agresif bir tutum içindeysem bu diğerlerini yapacağım istemediğin bir durumla baş ederken ne yaptığındır pasif agresif tutum. Bunu muhtelif yan yolla yaptığın, erteleme de bunlardan bir tanesi, önemli bir tanesidir. Hatta bizim çok gördüğümüz bir ikilidir. Yani ya, böyle daha mükemmelliyetçi biriyle daha erteleyen, öteleyen ve umursamaz biri birbirine doğru çok çekilir. Yani i̇lişkilerde de çok çekilir. Profesyonel dünyada da çok vardır. Ve mükemmelliyetçi insanların eşleri, ya da birlikte çalıştıkları insanlar profesyonel dünyada şaşırtıcı bir biçimde daha erteleyen, daha öteleyen, daha unutan insanlar olurlar. Çünkü onun kadar şahane yapamayacağı ya da onun delege ettiği mükemmel figürle yapamayacağı bilgisi o kadar hücrelere doğru nakşeder ki yapmak istemezsin. Fakat yapmak istemediğini ne kendine ne oraya delege edebilirsin. Ayrıca da yapmak zorunda olabilirsin profesyonel dünyada ve o zaman daha çok hata yaparız daha çok erteleriz bir türlü yapmaz hale geliriz yani bir tutum olarak da erteleme bir duruma hizmet ediyor ertelemenin bir Altında manası var Altında başarısızlık korkusu var da e diyebiliriz tabii. değil mi ya o kadar iyi yapamayabilir Mükemmeliyetçi olmasının yanında başarısızlık Tabii. korkusu ağır basabilir. Tabii. Motivasyon eksikliği Tabii. olabilir. Bunlar evet. ciddi sebepler aslında. Ve evet Sorun orada şu hepimiz bu duyguları yaşıyoruz ama evet. bazılarımız da galiba bu süreklilik haline gelebiliyor. Evet. Süreklilik geldiği zaman depresyonla bir ilişkisi var mı bağlantısı? Ya şimdi çok uzaktan bir ilişkisi olması lazım. Yani bir hastalık olarak depresyon insanın hayatında çeşit ve çeşit ertelemeye yol açar. Zaten bir şey yapacak halin yoktur. Yani neyse o gündelik hayat içinde eğer biz hafif ve orta derece depresyondan bahsediyorsak ki hafif derece depresyonda biz aslında hayatımızı sürdürüyoruz. Birkaç eksikle beraber bir ilgi ve heveslerimiz azalıyor ya da yok oluyor. İki haz isteğimiz ortadan kalkıyor. Şu enerjimiz düşüyor. Zihinsel ve fiziksel enerjimiz düşüyor. Dolayısıyla yapabileceklerimizi yapıyoruz depresyonda. Yapmak zorunda olmadıklarımızı, opsiyonel olanları erteliyoruz. Hatta bazen yapmak zorunda olduklarımızı da erteliyoruz yani bayağı halimiz olmuyor. Evi temizlemeye halimiz olmuyor. Günler boyu erteleyebiliyoruz. Yani nevresimlerin değişmesi ertelenebiliyor bir arkadaşla buluşma ertelenebiliyor. Zaten orada kısıtlı bir enerjiyle hayat götürüyorsun. Erteleme depresyona sebep olur mu? Direkt bir ilişki yok. Ama erteleme mutsuzluğa sebep olur. Orada çünkü bir karanlık oda var diyorlar. Daha doğrusu sizle de paylaşmıştım. TED Talks konuşması vardı. Profesyonel bir ertelemecinin konuşmacısı olarak geçiyor. Orada diyor ki biz erteleyicilerin bir karanlık noktası var. Orası panik, suçluluk, vicdan azabı ve son dakikada iş yapmanın kötülüğünü temsil ediyor. Bununla baş etmek de kolay değil diyorlar. Valla insan tabi öğrenen bir canlı. Sahiden çok derinden hissettiği sıkıntılar insanın. Eğer onu çok derinden engelleyen bir durum yok ise neredeyse daima yol alır. Yani bu kadar dramatik olmaz. Mesela ben mükemmelliyetçi obsesif birinin ertelemeden kurtulmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı kişilik şamasıyla ilgili dönüşümlere ihtiyacı var. Ama çok zeki biri kolay kurtulur. Pasif agresif kişiliği olmayan ama bir tutumu olan kişi çok daha kolay kurtulur ertelemeden. Tabii bir de bunların hepsinin yanında daha afilli olan bir erteleme sebebi var. Tembellik. Baya tembel olmak diye bir durum var ve biz onu henüz herhangi bir kişilik özelliğiyle tarif edemiyoruz. <laughs> yani çeşit çeşit halde ve çeşit çeşit konjüktürde var ve bu da bir erteleme sebebi. Müthiş iyi destek almak erteleme sebebi. Yani biri sizin için yapar. Hani tırnak içi, ton vakitte daha duyduğum o helikopter annelik gibi ee, yani sizin yerinize yapan bir ebeveynle beraber bir bayağı davranış biçimi olarak öğrenirsiniz aynı zamanda ertelemeyi. Yani o çok derin değildir. Yalnız kaldığınızda içeriden başka bir tutum ortaya çıkabilir. Ama önce beceriksizsinizdir çünkü ertelersiniz ertelersiniz duvara çarparsınız. Sonra öğrenmeniz gerekir. 3 yaşında öğrendiğinizi, 5 yaşında, 15 yaşında öğrendiğinizi. Peki bir de yeni bir kitap okudum. Erteleme sanatı diye yazmışlar. Aslında tabii bunun bir sanatı olmadı ve her o kadar büyütülecek bir mesele olmadı. Sizin gibi dediğiniz gibi bir tutum olduğunu ve bunun bir taktikleri olduğunu. Evet. Söylüyorlar. Zararlı işlev benden herhalde. 2000 kere duyduğum bir kelime. Çünkü aslında ruh dünyasının da bir şeyin ne kadar müdahale gerektirdiği, hatta bazen hastalık olarak tarif edilip edilemeyeceğinin en önemli referanslarından biri hayat işlevlerini ne kadar bozduğudur. İstikrarlı olarak gün sonu toplamda ne kadar bozduğudur. Yani siz işte bir sürü şeyi erteliyorsunuzdur. O sizin o işte kalmanızı engelliyordur. Bu Burada bir işlev kaybı var. Ya da o sizin kariyerinizde sert engellere burada bir işlev kaybı var. Yani bu, bu çok kıymetli. Çünkü aslında insanın o işlev kaybı gördüğü işlev kaybıyla kendine dönüp bakması ve oralarda yollar alması lazım. Dolayısıyla kritik kelime işlev kaybı. Şimdi ben kütüphaneyi bir aydır düzeltmeyi erteledim. Çünkü bugün gelecek olan bir arkadaşım var içeride geldi. <laughs> ondan yardım isteyeceğim. Yani bu dip düşünceyle yaptığım bir şey aynı zamanda bu ya da onunla beraber yapmak istiyorum. Tam da orada kitapta da şunu söylüyor aslında. Erteleme tutumundaysanız eğer, erteleme yapmayan bir arkadaşınız varsa bu size iyi bir örnek teşkil edebilir ve o sizi zorlayabilir ve beraber o işi ertelemeden yapabilirsiniz diyorlar. Şimdi ben hiç ertelemeyen biriyim. Pratik olarak. Sizin için ama erteleyen Mesela, kişiler için. Doğru. Fakat ertelememenin de bir sıkıntısı var yani. Biraz bundan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani çünkü Biraz zaman almaktır erteleme aynı zamanda. Şimdi ben hep düşünürüm niye erteleyemiyorum acaba? Zihnimde bir çözülecek bir problem paketi olarak kalmasından rahatsız oluyorum. Yani benim tek gerekçem bu. Yani bir, bir miktar da tık atıp rahatlamak ve şey sonrasına geçin. geçmekle ilgili bir şey. Bir kenardan baktığında yani daha... Hafifçe bir obsesif şeması var. Ne olursa olsun asla ertelenebilecek hiçbir şeyi ertelememek marazdır. Ya da ertelememek için kendinizi heder etmek. Çok yorgunum değil mi? Yorgunum. Evim tadilattan geçti. Bir sürü yeri düzeltiyorum. Ve çok kitap olan bir kütüphaneye artık enerjim kalmadı ve erteleyebiliyorum. Bu iyi bir şeydir. Evet o hakkınız da var zaten. Evet. Ama bu sürekli olursa zaten evet. dert orada ya. Yani bir süreyenlik yani istikrarlı bir erteleyici olma durumu. Erteleyicilerin çok sevdiği bir kelime vardır ya sonra. Sonra evet. Ya da bakarız. <laughs> evet bakarız da vardır. Yani zaman kazanmak isterler. şimdi insanların tabii bir de hayatlarının değişen alanlarında değişen bir tutum olarak görülmesi önemli. Profesyonel dünyada hiç ertelemiyor olabilirsiniz. Sosyal hayatınızda hiç ertelemiyor olabilirsiniz ya da Lüzumu kadar erteliyorsunuzdur diyelim, hiç çok doğru değil. Ama gündelik hayatınızı erteliyorsunuzdur. Yani Buralarda e, gün sonu toplam çok kıymetli. İstikrarlı ve hayatın neredeyse her alanında böyle bir tutum içinde olan insanlar ki çok değillerdir. Her alandan bahsediyorum, onlar tembellerdir. Hayat tembelidirler diye düşünüyorum. Onun dışında istikrarlı bir biçimde bir alanda bir erteleme yapıyorsak bunun bir nedeni vardır. Ya istemiyordur. Bir kere zaten istemiyoruz. Bir. Çünkü mükemmel yapamayacağımız için mi istemiyoruz? İstemediğimiz için. İstemediğimiz için mi istemiyoruz? Korktuğumuz için mi istemiyoruz? Daha böyle gri alanda kalmak bize daha konforlu geliyor. Bu yüzden mi istemiyoruz? Yaptığımız zaman artık hani şapka düşecek ve kel görünecek. Bu yüzden mi istemiyoruz? Gayet çıkarcı bir erteleme de olabilir aynı zamanda. E, o yüzden hani hikayenin. E bu tadıyla bir okunması lazım, anlaşılması lazım. Ya yani bu ebeveyn destek mekanizması arttıkça daha tutum haline gelmeye başladı. Daha öğrenilen bir hal ortaya çıktı. Çünkü enikonu ebeveynler çocuklarının zarar görmemesini isterler. Bunun için de uğraşırlar. Geçmişte e, birden çok çocuğun var olduğu ilişkilerde ebeveyn e, çocuk yerine yapma şansına zaten çok sahip değildi. Yani dolayısıyla çocuk hayatıyla ilgili yapacaklarını kendi yapmak durumundaydı büyük bir çoğunlukla. Burada o ebeveyn tutumları yani kayıp duygusuna ihtiyaç vardır ertelememeyi öğrenmek için. Hani biz e, ödevimizi yapmayız. Yapmazsak yapmayız, değil mi? Erteleriz yapmayı. Akşam saat 9 olur. Uykumuz gelir, uyuruz. Sabah gideriz, ödevimizi yapmadığımızı söyleriz. İşte neyse oradaki yaşayacağımız sıkıntı onu yaşarız. Bu bir bilgi. Bir sonraki ertelemeyi de yapabiliriz. Bir sonrakini de ve bir sonrakini de yapabiliriz. Eğer buralarda öğrenmekle ilgili bir derdimiz varsa aslında orada öğretmenle kurduğumuz ilişkideki kendimizi konumlandırmamızla ilgili de bir derdimiz vardır aynı zamanda. Şimdi burada ne oluyor? Burada anne ya da baba sıklıkla anne çocuğu saat 6'dan itibaren ödevini yap diye uyarmaya başlıyor. Ve uyarıların bir yerinde dahil oluyor ve çocuk da ödevini yapıyor. Yani Saat 9'a kadar değil, saat 8.30'a kadar erteliyor. Şimdi bunun bir sürü ilişkin versiyonu var. Yani basit ya gündelik hayat, çok basit. Bu basitlik içerisinde kayıplar var, kazançlar var, kolaylıklar var, güzellikler var, çirkinlikler var. Yani basit gündelik hayat. Hani Büyük bir paket olarak düşünmeyelim hiç ertelemeyi aynı zamanda. Bu gündelik hayatla ilgili ne kadar zarar görüyoruz? bir bu çok önemli yani bunun işlevi bozduğu yerde istediği kadar ertelesin yani eğer hayatını yönetiyorsa keyfi bilir yani. ama sorun yönetemiyor çoğunlukla yönetemiyor ise o zaman buradan ilk... bir çıkış var mı ve ne yapmalı ne yapmalıdan önce niye sorusuna doğru bir geri dönmeli kendine bir fark etmeli yani o onun düğmesine o frene basıyor ya mütemadiyen. yani ayağa frende gaza basmıyor erteleyen. Niye sorusuna dair kendine ait unik cevaplar vermeli. Yani burada senin cevabın ve benim cevabım aynı değil. Senin o olaydaki cevabın ve diğer olaydaki cevabın da aynı olmayabilir. Yani dolayısıyla bunu böyle evrensel, yaygın, herkes için aynı olan bir paket olarak okumayalım. Her anne baba ziyaretine, her kayınvalide ziyaretine yarım saat geç kalışı kendine sormak lazım. <laughs> Bayağı sormak lazım. Yani oradaki cevap çok geniş, yaygın ve mutlak bir tane cevap yok. Yani böyle bir şema var. Yani belli şemaların yatkınlığı var. Peki ertelemek istememek. İstememenin gerekçeleri kişisel. Çok Onların anlaşılması gerekiyor diye ben. düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.